sayız bir kez daha. Bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi söylemek için buradayız. Biz sadece burada değiliz. İzmir'de, Eskişehir'de eylemdeyiz. Ve her gün ülkenin dört bir yanındaki adliyelerde kadın cinayeti davalarındayız. Kadına yönelik şiddet davalarındayız. LGBTİ artıların uğradığı şiddet davalarındayız, cinayet davalarındayız. Meydanlardayız her gün arkadaşlar. Bu siyasi iktidarın, devletin sorumluluklarını yerine getirmediği her gün, kadın düşmanlığı yaptığı her gün, LGBTİ artılara nefret saçtıkları her gün bu meydanlardayız ve buluşuyoruz. Buluşmak zorundayız. Bugün bunu bir kez daha anladık arkadaşlar. Direnmeye, mücadele etmeye devam etmek zorundayız. Kararın böyle çıkması olasıydı. Böyle olmamasını isterdik elbette ki. Demek isterdik ki Danıştay hukuka uygun bir şekilde anayasaya sahip çıksın ve bir bütün olarak Cumhurbaşkanı'nın anayasanın üstünde hareket edemeyeceğini söylesin. Tek kişiye, tek adama, tek Cumhurbaşkanı'na istediği her şeyi yapamayacağını söylesin desin isterdik. Böyle olmadı. Çünkü siyasi bir kararla karşı karşıyayız arkadaşlar. Danıştay 10. daire oy çokluğuyla siyasi bir karar verdi. Ve dedi ki, tıpkı dört duruşmadır, o Danıştay'ın kocaman o konferans salonunu dolduran kadınlar, LGBTİ artılar, siyasi partilerden, kadın örgütlerinden, demokratik kitle örgütlerinden, barolardan gelen yüzlerce kişi anayasanın ne olduğunu anlattı. Kimileri şiddete bizzat uğramış olan arkadaşlarımızdı. Kimileri avukatlık yapan hukukçu arkadaşlarımızdı. Kimileri üniversitelerde bize ders veren hocalarımızdı. Ve teker teker sanki okumayı anlama dersindeymişiz gibi tane tane anlatıldı. Anayasa, yasalar neyi söylüyor? Cumhurbaşkanı kararı ne anlama geliyor diye. Bunu görmek istemediler. Tıpkı Cumhurbaşkanı'nın bir gece yarısı toplumun büyük bir kesimini karşısına alarak bir grup toplumun marjinalinde kalmış olan gerici bir grubu dikkate alıp İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı geri çektiği gibi Danıştay da bu kararın altına kendisi de imzasını atmış oldu. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul